Evet Ali Hanım, iyi oturdunuz. Haydi bakalım menünüzü sayın. Evet. Herkes iddialı bir menü bekliyor. Her ne kadar sen çıtayı yükseltmedim desen de yorumları seni ele vermiş demek ki. Çorbamız romen çorbası. Ara sıcağımız kesediya. Yemeğimiz ratatouille. Yanında da salata olarak bu arada salpagio var. Tatlımız ise meyve dolgulu turuf. Menüyü gördükten sonra Ali Hanım'ın zayıf bir rakip olduğunu görmüş oldum. Ali Hanım ilk günkü yorumlarıyla mükemmel bir menü hazırlayacağını düşünüyordum. Ta ki bugünkü menüsünü söyleyene kadar. Hadi o zaman alalım bir kahve. Hadi. Kahve Türk kahvesi mi? O Türk. Ha, tamam, o Türk bizden. Şimdi. Bu arada hanımefendinin fincanları hazırmış. Verebilir misin sana zahmet Aliyeciğim? Oo. Bakayım. Evet, rakibine fincanlarını ver. Kalite marka 10 numara. Şöyle buyurun. Güle güle kullanın. Güle güle kullanın inşallah. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Gel böyle Aliye. Çok şekerli. Teşekkür ederim. Benim bugün enerjim çok iyi. Kendim de çok iyiyim. Aliye Hanım beni çok eleştirdi. Hem kişiliğimi, hem menümü, soframı, masamı, her şeyimi. Ben de böyle ona bugün hazır geldim. Tabii ki ben de bugün onu her anlamıyla çok eleştireceğim. Yemeklerin hepsi yabancı. Yabancı. Yorumlayabilecek miyiz? İyi araştıracağız. Yani sosuna, ne bileyim içinin baharatına, gösterine çok iyi araştırmanız lazım. Lütfen sizden ricam bir siteye bağlı kalmayın. Sitelere evet, tek tek bakın. Oluyor. Çünkü çok farklı olabiliyor. Hangi ülke ise genellikle oraları araştırın. Aliye Hanım bütün menüyü yabancı yemeklerle doldurmuş. Yalnız ben bunları hiç duymadım. Siz biliyor musunuz? Ben de duymadım, göreceğim. Evet, Fransız kaldılar menüme. Oysa ki bütün dünyadan vardı. Bütün dünyadan mı? Tüm dünyadan. Sonuçta lezzetine bakacağız. Bilmesek de peki adını. Peki sizce yabancı yemek lezzeti yapmak değil. Avantajlı mı, dezavantajlı bir şey mi? İki şekilde düşünmüş olabilir arkadaşımız. Birincisi zaten bunu bilmiyorlar. O yüzden de doğru yorumu yapamayabilirler. Hani benim yaptığımı kabul etmek durumunda kalırlar. Hmm, ben de zaten bunun oluru bu diye. Bak bu birincisi. İkincisi de şimdi yabancı yemek olduğu için aynı zamanda geleneksel bir yemek de hani olabilir o ülkeye ait. Geleneksel olduğu zaman o zaman da dört dörtlük her şeyine tam uygun yapması lazım. Yorum kaldırmaz yanına çünkü şunun yorumu diye bir şey katmamış. Olurunu yapmak zorunda. O yüzden de onun içinde olması gerekeni, pişmesi tekniği vesaire hepsini birebir yapması gerekiyor. Yani örnek veriyorum. İçinde patates, havuç var. Aliye Hanım havucu koymadı, kabul edilmez. Menü seçimim tabii ki yani riskli ama önemli olan lezzetli şeyler çıkartmak. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Biz daha önce yabancı mutfaktan yemekler yaptık. Mesela fıstık ezmeli balık çorbası falan yaptık. Ha. Adını duyduğunuzda bambaşka bir isim var. Önünüze böyle fıstık ezmeli balık çorbası geldi. Yani bu yabancı yemeklerin ardında neler var? İçinde neler kullanılacak bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz yabancıların bazı yemekleri bizim mutfakta hiç alakası yok. Damaklarımızla hiç alakası yok. Bizim katıp karıştırmadığımız şeyleri katıp karıştırıyorlar. Evet. Farklı aromaları birleştiriyorlar. Evet. Hoşunuza gidebilir, gitmeyebilir. Burada da sizden ricam muhakkak oluruna bakmanız. Menüyü seçerken tabii ki risk aldım. Çünkü gerçekten insanlara basit gibi görünse de aslında sosuyla, sunumuyla, tarzıyla çok farklı bir lezzet ortaya koyacağım. Ve güveniyorum da. Benim bir şey dikkatimi çekti. Dört tane şey saydı Aliyan. Evet, ara sıcak tek, ana yemek tek, çorba zaten tek. Ama olarak da sadece dört tane, ben sekiz çeşit yapmıştım, ben o dört tane saydım. Ama ara sıcağın bir sosu var dedi. Sos ne olacak? Sosu yanına mı koyacak, üstüne mi dökecek? İlla oluyor. İster sos altına yasayasın, ister üstüne sos adı başı şimdi yani. Sos olduğu için altına koyamaz. Acaba yemeklerin yapılışı biraz ağır olabilir mi? Yani olabilir. Kadir'ciğim, müsaadenizle ana yemeğe örnek verebilir miyim? Dış ses, evet, lütfen. Ratatouille zor dediniz de dayanamayıp gireceğim. Öyle olabilir dedim belki. Ratatouille 18. yüzyılda Fransa'da kazan yemeklerini verilmiş bir isim. Yoksul köylülerin yemeği sayılırdı. Ana! Sebze artıkları bir arada kaynatılıp yeniliyormuş. Hmm. Sebze artığı dediğin lahananın kökü değil, değil mi? Kabak, patlıcan, patates Kadir. Türlü? Bizim bildiğimiz türlü. Ana! Ejnebi türlüsü. Tatatü, ratatü müydü bu? Ratatü. Ratatü. Karıştırmamak için saya saya geliyor. Saydım da işe mi yaradı? Karıştırdınız değil mi? Gel böyle gel. Ne yapalım? Yavaş gel. Karıştırdın mı? Hem ağır hem karıştırdım, dur. Gelirken işte çok ağır, öf bilmem ne, böyle bir tuhaf geldiniz yani bize. Sonuçta biz sizin evinizde misafiriz. O kadar ağırsa iki kere de getirseydiniz, ayırsaydınız kahveleri. Kadir'cim özel ve sizlere özel. Evet, ellerine sağlık. Emeği geçen arkadaşlarımın ellerine sağlık tekrardan. Teşekkür ederiz. Aliye Hanımcığım, bugün kahveleri karıştırdınız siz. Acaba yemekleri nasıl yapıp önümüze getireceksiniz? Çok merak ediyorum ben. Evet
Evet sevgili seyirciler, haftanın dördüncü gününde keyifli kahvemizi içiyoruz. Siz de yapın bir kahvenizi güzelce için. Çünkü birazdan işlere başlayacağız. Hadi bakalım Aliye'nin performansını hep birlikte görelim. Çok iddialı değilim dedi, çıtayı yükseltmiyorum dedi. Mutfaktan masasına, temizliğinden yemeğine her şeyini merak ediyoruz. Merak ediyorsanız ekran başından bugün sakın ayrılmayın. Yani ben temizlikte gerçekten ilk Kadir Bey evime geldiğinde de şunu söylemişti, hiç unutmuyorum. Kadının evinde bir kedisi, bir çocuğu var ama etrafta tek tüy yok. Gerçekten bu konuda çok hassasım. Eminim temizliğimiz de çok güzel geçecek, yemeğimiz de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.